Herkese selamlar dostlar. 18 Nisan 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 5 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var ve daha önce kazanan skor yarışmalarımızı açıklayalım. Fenerbahçe maçında 2 kişi alacağım demiştim. Elvin ve Yasin S. isimli arkadaşlarımız kazandı. Trabzon maçını bilen tek arkadaşımız Tarık Hayri. O da zaten katı Telegram gruplarında. Burada Elvin ve Yasin arkadaşımız bize yazabilir. Sizlere maç skoru yarışması olarak da Napoli Milan. Maç skoru ne olur? Güzel bir maç bekliyorum. Napoli'nin kazanmasını bekliyorum zaten. Size maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen arkadaşlarımız da Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilir. Ekrana gelmiştir. Instagram adresimiz de değişti. Instagram adresimiz Kangal Bey olarak da değişti. Oradan da herhangi soru, şikayet, öneri her şey için de benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Geçtim bunu da. Yüksek Nis'te neler yaptık hafta sonunda ondan bahsetmek istiyorum. Solda gördüğünüz Nisan ayının en yüksek basılan Yüksek Nis'i 4000 TL önerdim. 1.63 gibi oranı vardı. Fenerbahçe'nin doğrudan kazanırı Avrupa'da 1.41'di. City'nin doğrudan kazanırı da 1.20 civarında bunun vardı. Toplamda 1.63 gibi oranı vardı. 4000'de 4000 TL önermiştim. Fenerbahçe nasıl kazandı? Yani Süper Lig'de hep böyle oluyor zaten. Bir Fenerbahçe değil. Kimin ihtiyacı varsa yani ligi kızıştırmak için gerçekten herkes elinden geleni yapıyor. Penaltı bence kesinlikle penaltı değil. Yani ben çok fazla maç izleyen birisiyim. Yani hafta sonları zaten çok fazla izliyorum. Gün içinde de çok maç takip ettiğimden dolayı Premier Lig falan La Liga izliyorum da böyle penaltı görmedim ben. Sizler de gerçekten yorumlarınızı merak ediyorum ben. Yani burada Fenerbahçe şey olsun demiyorum. İşimize geldi zaten galip gelmesi. Maç sonu birine 4000 basmışız burada. Tertemiz oldu. Sağdaki yüksek misliğe baktığımız zaman da Dortmund maçı 1.500, Blackburn maçına 0-1 çifte. Başakşehir'de İstanbul'a bir gol atamadı mesela. Bu da 1.500 TL önermiştim. Bu da başarısız oldu mesela. Bu şekilde bir golden bile yani bir 15 bir 20 orandan da yattığımız oluyor. Çünkü çok sürpriz sonuçlar çıkabiliyor. Geçtim. Canlarda gerçekten hafta sonu özellikle pazar günü ve cumartesi günü güzel işler yaptık. Hafta sonu canlarımız gayet iyiydi. Kazanç sağlayan herkese tebrikler. Katıl Telegram grubuna zaten canlı odasında. Bu şekilde canlı maçları sürekli takip ettiğimizden dolayı. Canlıyı da zaten bizi en çok seven canlıdan seviyor. Canlı maçlarımız çok iyi. Editörlerimiz de gerçekten iyi. O şekilde canlılardan devam ediyoruz. Hatta ben ekrandan göstermek istiyorum size canlılardan. Şöyle başlayalım. Freiburg maçına ben ne demiştim? 1.5 üst olarak verdim Matsu'nu. Dakika erkendi. Hatta altına not düştüm. İlk golü Werder atabilir dedim. Bakın iki oranı var dedim. İlk yarı 0-0 bitti. Fakat geldi tertemiz. 1.5 üstü de geldi. İlk golü de Werder attı. 1.97 gibi orandan aldık. Sonra Telekom maçı vardı. Birinci periyot 44.5 üst. Ben de ilk devreden 84.5 üst verdim. Zaten ikisi de yeşillendi. Çok güzel bir maçtı. Molde maçına ilk yarı 1.5 üst olarak değerlendirme aldık. O da geldi. İkinci periyot bahsi vardı. O da geldi. Nottingham Forest United maçı maç çok hızlıydı. İlk yarıdan bir gol. Hatta altına ne düştüm? Gol monodan gelebilir. Bakın yine yüksek oran önerdim burada. Çünkü oyunu zaten pozisyona giren ağırlıklı taraf 3 tane pozisyona United giriyor. Bir tane Nottingham Forest giriyor. Ben golü de United'dan bekliyordum. Bu da geldi. Bu da geldi derken Union Berlin maçı varken ilk yarıdan bir gole girdik. O da geldi. Yani burada güzel bir seri yakaladık zaten. Bu seriyi yakalayan herkes çok güzel kazanç elde etmiştir. Deplasman 1.5 üstüne verdim. Tertemiz United'ın. O da geldi. Atletico Madrid o da geldi mi? O da geldi derken. Yani canlılarda nerede yaptığımızı kısaca göstermiş oldum. Çok temiz. Geçtim bunu da. Bir de herkes açık Telegram kanalımız var. Arkadaşlar yorumlarda ve açıklama kısmında. Ara ara zaten oraya da canlı bahisler atıyorum. Şöyle söyleyeyim. Yani güvenip gelmeyenler ücretsiz gruba gelebilir. Onlardan da bir şeylerden faydalanıp kazanç elde edebilir. Onu da belirtelim. Geçtim bunu da. Sizlerden ricam videoyu atacağınız artı 300 seviyesindeki like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim. Güzel seviyede like'larınızı bekliyorum. Alanya ile Galatasaray maçıyla başlayalım. Like'ları attıysanız devam edelim. Şimdi like'lar önemli bizler için. Alanya Galatasaray maçı. Yani şöyle söyleyeyim. Süper Lig'i biliyorsunuz. Yani anlatmama gerek yok. Burada hakemler Galatasaray'a belki puan kaybettirir mi? Yani burada Galatasaray sadece Alanya'yı değil, hakemi de yenmesi lazım bence. O yüzden burada bir Galatasaray tarafında bir ufakça mahsurunda bir çekiniyorum açıkçası. Şöyle bir tercih aldım. Ben ilk yarıdan Galatasaray'ın atacağı bir golü aldım. Alanya'nın hiçbir numarası yok bence. 1.34 gibi ideal bir oranı var. İlk yarıdan bir Galatasaray golü bulabilir bence. Bu normal bence, ideal bir tercih. Galatasaray tarafında önemli bir eksiklik de yok. Tam kadro. Alanya tarafı da aynı şekilde. Burada ilk yarıdan bir Galatasaray golü gelebilir. Maç beklendiği gibi giderse ben ilk yarıdan genel 2 gol çıkmasını bekliyorum. Bunu da yüksek orandan öneriyorum. 1.84 gibi orandan ilk yarıdan 2 gol bile çıkabilir. Onun dışında benim maç skor beklentim de 3-1'lik bir Galatasaray galibiyeti. Bunu da bilginizi sunarım. Değerlendirecekler bol şanslar.
Fatih Karagümrük'le Ümraniye mücadelesi. Ümraniye'nin artık zaten yani kazanmaktan başka hiçbir çaresi kalmadı. İstanbul bir şekilde galip gelerekten de sıyrılmaya çalışıyor fakat Ümraniye geride kaldı biraz açıkçası. Karagümrük'e baktığımız zaman da oynamış olduğu oyun geçen hafta da bay geçti zaten. Takım da dinlendi. Hatay deplasmanı vardı. Bildiğiniz üzere depremden dolayı bay geçiliyor. Yine kendi evlerinde oynanacağı bir mücadele. 1.62 gibi oran açmışlar. Ben burada tempolu bir mücadele bekliyorum. Özellikle Karagümrük burada ilk golü bulabilirse zaten Ümraniye ne yapacak? Risk alacak. Risk aldığı için mücadele genelinde toplam gol aralığı yüksek çıkabilir yani. 3-4 gol bekliyorum. Ki 3-1'lik bir Karagümrük beklentisi var burada indeks beklenti olarak. Önemli bir sakat olarak Matteo Ricci Karagümrük'te yok. Sakey'de Ümraniye'de yok. Güzel bir maç olur. 2.5 üstü doğrudan tercih olarak aldım. 2.5 üstü olarak aldım fakat şöyle söyleyeyim. Yani Ümraniye'nin de gole katkı vermesini bekliyorum. Oranı yükseltmek isteyenler var ve üst de yapabilir. Tek başına 3-0'lık bir maç beklemiyorum. Ama daha sağlam almak isteyenler doğrudan 2.5 üstü olarak değerlendirmesini yapabilir. Chelsea ile Real Madrid karşılaşması. Şampiyonlar Ligi'nden devam edelim. Şimdi baylar çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum öncelikle. Yani Real Madrid 2-14 gibi olan açmışlar. Şimdi size çok önemli bir eksik söyleyeceğim. Bu mücadelede Vinicius Junior olmayabilir. Sakat olarak gözüküyor. Onu söyleyeyim. Yani bu maçta Junior yok ve takımın bence yani Benzema bir kenara en önemli eksikliği olarak net olarak söyleyebilirim ki zaten Benzema'ya çok fazla pozisyonu sokan da Junior'du. Solu otoban ediyor eleman. O yüzden Junior yok çok önemli bir eksiklik. Real Madrid tarafında bir sakatlık çıkar mı bilmiyorum açıkçası. Ben burada oran olsaydı Chelsea'nin bir golünü vermeyi düşünüyordum. Fakat Chelsea'nin bir golüne şu an 1.17 gibi oran açmışlar değmez. Chelsea tarafında geçen maç kırmızı kart gören Chilwell yok. Onu da belirtelim. Chilwell yok. Chilwell artık ne diyorsanız ben Chilwell. Velhasıl kelam. Chelsea tarafından gol bekliyorum ben açıkçası bu maçta. Real Madrid de zaten atar babadır. O yüzden VAR tercihini burada öneririm. Bir beraberlik bekliyorum zaten. 1-1 gibi bir skor çıkabilir açıkçası. Onun dışında Lampard'ın açıklamaları vardı. Ondan bahsedeyim. Yani Real Madrid'in bu kadar güçlü olduğunu bilmiyorduk tarzında bir açıklaması var. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten Şampiyonlar Ligi'ne giriş bileti Real Madrid binasından dağıtılıyor. Bunu da bilmiyorsan Lampard diyecek hiçbir şey yok. Yani kabileler bile biliyor Real Madrid'in bu kadar güçlü olduğunu Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden söylemeye gerek yok. VAR tercihi idealdir. Dediğim gibi mücadele de bir 2-3 gol ayarına kaçabilir. 1-1 benim bir öncelikli tercihim. Alırsa biri 2-1 ki turu atlayan taraf burada Real Madrid olacaktır bence. Napoli ile Milan karşılaşması. İlk mücadeleyi Milan kazandı bildiğin üzere. 1-0'lık skorla Milan kazanmasını bildi. O maçta Napoli iyi miydi? İyi sayılırdı. Yani pozisyonlar özellikle ilk yarıda çok iyi başladı. İlk 10 dakika ve ikinci yarının ilk 10 dakikası çok etkili başladı. Ben burada Napoli tarafındayım. Kesinlikle Napoli tarafında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada Osimhen sağlara dönüyor artık. Hayırlı olsun. Bir Agnusia bu maçta olmayacak. Kart cezalısı. Geçen maçtan kırmızı kart. Önemli bir eksiklik orada sağda. Fakat yeri doldurulur. Burada Kvara, Osimhen, Lozano gibi isimler sağda olacaktır. Napoli son maçta Osimhen, Kvara gibi isimleri dinlendirdi. İkinci yarıda 60'tan sonra oldu. 60'tan sonra aldı. Napoli'nin buradan dümdüz bir galibiyetini alırım. Kombinemin ilk maçı yaparım. 1.55 gibi oranı var. Napoli'nin doğrudan kazanmasını bekliyorum. Hatta turu 90 dakikada geçme ihtimali de var. Turu 90 dakikada geçme ihtimali nasıl oluyor burada? Napoli en az 2 farklı kazanırı. O ne oluyor? Onun da oranı 1.271. Sisteme atarım yani. Napoli burada 2 farkla da galip gelebilir. Milan kolay bir halka değil. Fakat Napoli bu yıl çok iyi. Ve son dönem performansını bir kenara. Gerçek Napoli kimliği burada bürünürse geçmiş olsun Milan'a. En az 2 farklı Napoli galibiyeti bile gelebilir. Ama doğrudan Nasmas sonu 1 alalım. Yani en kötü maçı uzatır Napoli. Sacramento Kings ile Golden State mücadelesi. Ben NBA'nin playoff maçlarını da takip ediyorum. İlk maçı 126-123 mü ne? Sacramento kazandı. Burada Golden State mücadelesi. Curry o maçta iyi oynadı aslında. 30 sayı falan attı. Fakat galibiyeti yetmedi. Ben burada deplasman tarafındayım. Golden State seriyi 1-1'e getirebilir. Galibiyetine gitmeyeceğim. Fakat deplasman 117.5 üst olarak değerlendirme altına alacağım. Golden State'in burada tam 118 sayı atmasını bekliyorum. Bu arada bu maç bu gece oynanacak. Yani saat 5'te. Günün ilk maçı olarak söyleyeyim. Son maç olarak anlattık da günün ilk maçı olarak bu gece saat 5'te oynanacak karşılaşma. Golden State'in ben burada 118 sayı atmasını bekliyorum.
Toplamda 5 adet mücadele anlattım. İdeal ve yüksek oranlarını anlatmaya çalıştım. Benim tercihlerim, önerilerim bu yönde. Aklını yatanlar değerlendirecekler. Bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.